Boşuna ne dediysek o demiyoruz. Gördüğünüz gibi hedefi bir kez daha 12'den vurmuş durumdayız arkadaşlar. Söylediklerimiz teker teker çıkıyor. Dolar ilk hedefi olan 7.80'e emin adımlarla gidiyor. Altında ciddi bir geri çekilme gözlendi ama ardından tekrar kendisini toparlamaya başladı. Altın yükseliş eğilimini devam ettirecek. Ne zamana kadar? Bu pandemi sorunu bitene kadar. Ekonomik krizle ilgili dünya çapında problemler bitene kadar. Ülkeler arasındaki gerilimler bitene kadar. Türkiye'de de ekonomik dengeler tam anlamıyla oturana kadar. Bunlar oturmadığı sürece hem doların hem altının yükseliş eğiliminin devam ettiğini göreceğiz. Hisse senedi piyasalarında da yıkımların önümüzdeki dönemde çok daha net bir şekilde karşımıza çıktığını göreceğiz. Altına paralel gümüş yükselirken dolara paralel sterlin ve euroda da yükseliş gözlenecek. Tek ayrıntı var burada. Euro dolar paritesindeki geri çekilmeye bağlı olarak euroda hafif bir düşüş eğilimi gözlenebilir ama Türk lirasının değer kaybı euroyu da yukarıya taşımaya devam edecek arkadaşlar. Bütün bunların ayrıntılarını da bu videoda sizlerle paylaşacağım. Nereye doğru evrilecek, nereye doğru gidecek rakamlar bunları ayrıntılı bir şekilde yine konuşacağız. Bir de duyurumuz var biliyorsunuz. Blok Zincir Kripto Paralar ve Bitcoin isimli Doktor Vedat Güvenli Erkin Şahinöz'ün kitabını sizlere hediye ediyorum. Kimlere hediye ediyorum? Katıl üyelerimize hediye ediyoruz. Katıl üyesi olup bize kanalımıza destek veren üyelerimiz gönderiyoruz. Güle güle okuyun arkadaşlar. Ve dönelim rakamlara. Borsa 109 bin seviyelerin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bugün hafif bir yükseliş eğilimi var ama çok da kalıcı bir yükseliş eğilimi olmayacak bu. Borsanın bu seviyelerde tutunma ihtimali yok. Dün 108 bin seviyesine kadar gelmişti. Özellikle FinCEN skandalından sonra tüm dünya borsaları düşmüştü. İstanbul borsası daha sınırlı düşmüştü arkadaşlar. Ona rağmen 108 bin civarını görmüştü. Bugün bir miktar toparladı ama bu tepki toparlanması tekrar düşüş eğiliminin devam edeceği kanaatindeyim. 105 bin önce zorlayacaktır. 100 bin kritik seviye, 100 bin aşağıya doğru kırıldıktan sonra zaten katliam başlar. Bu sıralar en riskli enstrüman bana göre borsa ve borsalar. Tüm dünyadaki borsalar. Çünkü çok ciddi bir balon haline geldi. Bu balon patladığında büyük zararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Onun için mümkün olduğunca hisse senedi piyasasından uzak durmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dolara bakıyoruz. Bugün 7.66 seviyesini gördü. Artık 7.80 yükselişi garantilenmiş gibi görünüyor. 7.66, 7.68 yavaş yavaş 7.70 ardından 7.80'e giden hacimli bir şekilde ilerleyen bir dolar kuru göreceğiz. 7.80'e kadar bu şekilde sakin adımlarla ilerleyebilir ama 7.80'den sonrası kritik arkadaşlar. Devalüasyonist etkinin görülme ihtimali çok ama çok yüksek olmaya başladı. Her ne kadar Sayın Bakan Albayrak 3. çeyrekten itibaren Türkiye şahlanacak falan demiş olsa da tablo hiç de onu göstermiyor. Sadece tüketici güveni endeksine bakarak ekonomi şahlanacak falan demek pek mümkün değil. Esas ekonomiyi ilgilendiren veri tüketici güven endeksi değil çünkü. Aynı zamanda tüketici güven endeksinin içerisinden özellikle işsizlik beklentilerini zaten çıkartırsanız o tüketici güven endeksi kadük hale geliyor ve dolayısıyla da istediğiniz gibi rakamlar yukarıya doğru çıkıyor. Bugün işsizlik rakamlarını çıkartırsınız. Yarın enflasyonla ilgili beklentileri çıkartırsınız. Dolayısıyla işinize gelen rakamları tutarsınız. İşinize gelmeyen rakamları çıkartırsınız. Tüketici güven endeksinde yüksek gösterirsiniz. İyi de yüksek gösterdiğiniz diye ekonomi düzeliyor mu? Dış borç, kısa vadeli dış borcu ödeme kabiliyetiniz yükseliyor mu? Sizin yurt dışındaki CDS'iniz aşağıya geliyor mu? Bütçe açığınız kapanıyor mu? Enflasyonunuz düşüyor mu? Kur üzerindeki baskı azalıyor mu? Hayır, hiçbiri azalmıyor. Cari açığınızda bir daralma oluyor mu? İhracatınız artıyor mu, patlıyor mu? Hayır, artmıyor, patlamıyor. Bütün veriler kötü. Özellikle işsizlik verisi her geçen gün biraz daha tırmanmaya devam ediyor. Enflasyon ciddi bir risk teşkil ediyor kura bağlı olarak ve bu koşullar içerisinde Türkiye ekonomisi şahlanacak diyorsunuz. Bu hiç de inandırıcı olmuyor. Dolar da 7.80'e doğru emin adımlarla ilerliyor. Biraz önce saydığım bütün o makroekonomik problemleri işin içine kattığınızda, pandemi sorununu işin içine kattığınızda, Amerika-Çin gerilimini işin içine kattığınızda, bankacılık
sistemindeki batıkları da işin içine koyduğunuzda problemin daha da büyüdüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Ve kur üzerindeki baskının devalüasyonist bir etkiyle karşımıza çıkacağını çok net bir şekilde görüyorsunuz. Umarım 7.80'den sonra da dolar kademeli olarak yükselir ve umarım yılı 9 lirayla kapatabiliriz. Eğer ki iş kontrolden çıkarsa, ki çıkma ihtimali çok yüksek, öyle bir durumda 14-15 liralara giden bir dolar kuru görürüz. İşte o zaman zaten sistematik bir ekonomik krizle karşı karşıya kalırız arkadaşlar. Aynı zamanda büyük bir bankacılık kriziyle de karşılaşılır. Bugün sadece tüketici güven indeksi gibi çok da fazla önemli olmayan ve oynanması çok mümkün olan subjektif bir veriyi alıp ekonomi şahlanıyor, 3. çeyrekte uçacağız, kaçacağız, yılı çok daha iyi kapatacağız falan diye açıklamalar yapmak bence çok acemice. Bu tür açıklamaları yapmadan önce 3-5 defa daha düşünmek gerekiyor. Euro'ya baktığımız zaman 8.97.40 seviyesinde hafif bir gevşeme var düne göre. 9 lirayı zorladı biliyorsunuz. 9 liranın üzerine çıktı. Bu sıralarda 8.97 gibi. Buradaki kritik mesele tamamen parite meselesi arkadaşlar. Euro geri çekilirken dolar niye yükseliyor diyebilirsiniz. Gayet basit. Çünkü euro dolar paritesi 1.17.34'e kadar gevşedi. 1.17'yi aşağıya doğru zorluyor. Bakın 1.17 kritik bir destek noktası haline geldi. Uzun zamandır 1.17 aşağıya doğru zorlanıyor ama kırılamıyor. 1.20'de yukarıya doğru kırılamadı. 1.20 kırılamadıktan sonra parite kademe kademe aşağıya geldi ve özellikle FinCEN skandalı, aynı zamanda pandemi etkisinin çok daha etkin bir şekilde gündeme gelmesi, İngiltere'deki gelişmeler, Avrupa'daki gelişmeler, Amerika'daki gelişmeler, yani ikinci dalganın dalga dalga bütün dünyaya yayılıyor olması ve bu korkunun iyiden iyiye artıyor olması ekonomiler üzerindeki baskıyı arttırıyor. Euro'nun değer kaybını beraberinde getiriyor arkadaşlar. Dolar endeksi yükselirken euro dolar paritesi de gevşemeye devam ediyor. Hep sizi bu konuyla ilgili uyarıyordum. 1.17 aşağıya doğru çok sağlam bir şekilde kırılacak ve uçurum etkisiyle, şelale etkisiyle 1.12'ye kadar çok sert bir şekilde düşecek arkadaşlar. 1.15 psikolojik bir destek gibi görünüyor ama 1.15'i kırması çok kolay olacaktır 1.17 kırıldıktan sonra. 1.12 seviyesinde de tutunamazsa zaten euro dolar paritesi, o zaman 1.08-1.06 seviyelerini görürüz. Bu durumda da Türkiye'de euroda bir düşüş eğilimi olur ama Türk lirasının değer kaybı euronun pariteye göre düşüş eğiliminden daha fazla olacağı için euro yükselişini devam ettirir ama dolar kadar yükselmez arkadaşlar. Gelelim faiz cephesine. 13.77 faizde çok hafif böyle 0.07 gibi bir gevşeme var. Hiç önemli değil. Bu seviyelerde duracak bir süre öyle görünüyor ama hem kurun yükselmesi hem de kura bağlı olarak enflasyonun yükselmesiyle birlikte piyasa faizleri yukarıya doğru çıkmaya devam edecek arkadaşlar. Merkez Bankası politika faizini arttırsa da arttırmasa da 15-16 bandında göreceğiz yakın zaman içerisinde. Şimdi burada kritik bir soru var. Merkez Bankası faiz arttıracak mı? Merkez Bankası faiz falan arttırmayacak. Nasıl bu kadar emin konuşuyorsunuz? Valla ben konuşuyorum çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın faizle ilgili tavrının değişmediğini çok net bir şekilde görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı faizle ilgili tavrını değiştirmediği sürece, ki politik nedenlerle özellikle seçim kaygısından dolayı değiştirme ihtimali yok. Böyle bir koşul içerisinde Merkez Bankası'nın çıkıp kafasına göre politika faizini değiştirme ihtimali de yok. Peki ne yapacak Merkez Bankası? Fonlama faizini yükseltecek. Repo faizini yükseltecek. Hem gecelikte hem haftalıkta. Diğer piyasa faizlerinin yükselmesinin yolunu açacak. Bankaların mevduat faiz aralığını yükseltecek. Bankaların kredi faiz aralığını yükseltecek. Bu şekilde faizleri yükseltecek piyasa faizlerini. Ama politika faizine dokunmayacak. Politika faizi düşük bir seviyede kalmaya devam edecek. Bunu gören yabancı yatırımcı kaçmaya devam edecek. Yerli yatırımcı da mevduat faizleri her ne kadar yükselse de dolar ve altına göre çok daha az getiri sağlayacağı için mevduata yönelmemeye devam edecekler. Dolar altın almaya devam edecekler. Bu özellikle dolar üzerindeki baskıyı arttıracak. Doların yükselmesi de dolayısıyla gram altın üzerindeki baskıyı arttıracaktır ve gram altındaki yükseliş eğilimi devam edecektir. Özetle arkadaşlar, Merkez Bankası'nın politika faizini arttırmasını falan beklemeyin. Böyle bir gelişme olursa büyük sürpriz olur. Hele ki Merkez Bankası yanlışlıkla faizi öyle 100 bas puan, 200 bas puan falan arttırırsa çok daha sert, agresif bir dolar yükselişiyle karşı karşıya kalırız. Çünkü bu artık Merkez Bankası'nın gideceği bir alanın kalmadığını
gösterir. 1. Riskleri kabul ettiğini gösterir. 2. Üçüncüsü ise 100-200 bas puanlık bir faiz arttırışı hala negatif reel faiz ortamında tutar Türkiye'yi. Hem riskleri itiraf etmiş bir Merkez Bankası, faizleri piyasaya boyun büküp arttırmaya başlamış bir Merkez Bankası'nı zorlamak adına doları daha agresif bir şekilde yukarıya çıkartmaya başlarlar ve bu da Merkez Bankası'nın aynı Ağustos 2018'de olduğu gibi çok daha sert faiz arttırımları yapmasını beraberinde getirir. Yani 1000-1500 bas puanlık bir faiz arttırımına gitmek zorunda kalır. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın politik kaygılarına tamamen ters bir nokta olduğu için kabul edilebilir bir şey olmayacaktır. O nedenle Merkez Bankası'nın faiz arttırmasını falan beklemeyin arkadaşlar. Peki arttırmazsa ne olacak? Devalüasyonist bir etki olacak. Dolarda kırılma olacak. 14-15 liraya giden dolar kuru olduğunda evet faiz arttırılabilir. Ama o zaman bir açıklama olacak. Dış güçler bize saldırdı. Doları tekrar atak yaptırdılar. Biz de istesek de istemesek de faizleri yukarıya çekmek zorundayız. En azından söylenecek bir söz olacak arkadaşlar. Öbür türlü dolar kuru bu seviyelerdeyken Merkez Bankası çıkıp da faiz arttırmaya kalkarsa bunun politik olarak bir açıklaması yok. Sıkıntı büyük olur. Faiz sonrasında altına dönelim. En çok merak edilen konu son zamanlarda. Bir kere eğer ki altın yatırımcısıysanız şöyle bir koltuğunuza yaslanın, kahvenizi ya da çayınızı doldurun ve sadece keyfinize bakın arkadaşlar. Ekrana bile bakmanıza gerek yok. Bakın açık ve net söylüyorum. Ekrana bile bakmanıza gerek yok. Çünkü altının onsundaki dip seviyelerdeyiz. Ve önümüzdeki dönemde altının onsu öyle agresif bir şekilde yükselecek ki gözlerinize inanamayacaksınız arkadaşlar. O kadar çok sebep var ki bu konuyla ilgili. Eylül ayının sonlarına yaklaşıyoruz. Ekim, Kasım, Aralık pandeminin zirve yapacağı aylar. Herkes pandeminin ikinci dalgasını konuşmaya başladı. Aşı çalışmaları yapılıyor ama aşı çalışmaları öyle birilerinin söylediği gibi 3 günde 5 günde falan sonlandırılamaz. Sonlandırılması da mümkün değil. Dünya tarihine baktığınız zaman en hızlı geliştirilen aşı çiçek aşısı olmuş. O bile 2-3 yılı bulmuş. Dolayısıyla arkadaşlar bu aşının da öyle 10 günde 15 günde 1 ayda 2 ayda falan bitirilmesi mümkün değil. En az 2-3 yılı bulacak bir süreç. Diyelim ki aşı bulundu. Aşı bulunduktan sonra bir üretim süreci var. Bu üretim süreci içerisinde tüm dünyanın ihtiyacının karşılanması mümkün değil. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Üretilebilecek aşı en iyi ihtimalle 300 milyon doz. Büyük bir kesime aşı yapılamıyor olacak. Ülkeler arasındaki ticaretin daha da sınırlanması, ekonomilerin daha da daralması anlamına gelecek. Dolayısıyla büyük bir ekonomik krize doğru hızlı adımlarla ilerlenecek. Bunu bu şekilde doğru düzgün okumazsanız, pandemi, aşı bulundu, iş bitti bakış açısıyla yaklaşırsanız büyük yanılırsınız. Ekonomik anlamda, finansal anlamda ve tasarruflar anlamında sizi büyük sıkıntıya sokar. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. İkinci dalga etkisi ekonomileri vurmaya devam edecek. Nitekim hem FED hem Avrupa Merkez Bankası hem de diğer merkez bankaları bu konularla ilgili uyarılarda bulunuyor ve şunu söylüyorlar. Bundan sonraki süreçte ekonomiyi temelden ilgilendiren mesele pandemi meselesi. Pandemi meselesi çözülmediği sürece ya da pandemiyle ilgili devletler çok büyük mali teşvikler açıklamadığı sürece ekonomik kriz kaçınılmaz diyorlar. Amerika'da yeni paketler değerlendiriliyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde yeni teşvikler, yeni paketler üzerine konuşuyor. Alın size altın yükselmesi için ikinci sebep. Yani piyasaya girecek paranın büyük bir kısmı pandemi endişesi, gelecek korkusu nedeniyle tasarrufa yönelmeye devam edecek ve bu tasarrufların büyük bir kısmı da güvenli liman olan altına yönelecek arkadaşlar. Daha önce olduğu gibi. Onun için her açıklanan yeni paket altının yükseliş eğilimini hızlandırdı. Üçüncü bir nokta. Amerika ile Çin ha barışta barışacaklar diye bakarken bir bakıyorsunuz tekrar gerilim artıyor. Amerika Çinli teknoloji şirketlerine baskı uyguluyor. Çin de birebir Amerikalı teknoloji şirketlerine şimdi baskı uyguluyor. Amerika Çinli sanayi şirketlerine baskı uyguluyor. Çin Amerikalı sanayi şirketlerine baskı uyguluyor. Yani iki fil tepişiyor arkadaşlar. Filler tepişirken çimenler de eziliyor. Alın size altının yükselmesi için üçüncü bir risk daha. Sadece Amerika ile Çin arasında mı gerilim var? Tabii ki hayır. Türkiye ile Avrupa Birliği Yunanistan, Avrupa Birliği ile Rusya arasında gerilim var. Bir başka risk
Amerika'daki seçimler 3 Kasım'dan sonra ne olacağını hiçbirimiz öngöremiyoruz. Biden gelirse Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ve Rusya için büyük bir risk. Trump gelirse bütün dünya için büyük bir risk. İki tarafı pisli bir değnekten bahsediyoruz arkadaşlar. Alın size bir risk daha. Bütün bu riskler sadece altının yükselmesini sağlamıyor ki. Aynı zamanda hisse senedi piyasalarından çok ciddi manada para çıkışını beraberinde getiriyor. Hisse senedi piyasalarından çıkan para da yine güvenli liman olan iki alana yöneliyor. Bunlardan birisi tabii ki altın yoğunluklu olarak, ikincisi de dolar oluyor. Dolar endeksinin yükselmesinin temelinde bu var arkadaşlar. Riskten kaçan para ya altına ya dolara yöneliyor. Avrupa'ya göre ve diğer ülkelere göre Amerika çok daha güvenli bir liman olarak görülüyor hala. Aynı zamanda bütün ekonomik sistemi de kontrolü altında tuttuğu için Amerika'ya ve dolara olan ilgi bitmiyor ve bitmeyecek arkadaşlar yakın zaman içerisinde. Velhasıl arkadaşlar bütün bu gelişmeler altına olan talebi arttıracak ve altında çok yükselişler göreceğiz. Bakın bunları uzun zamandır söylüyorum sizlere ve genel itibariyle biliyorsunuz söylediğimiz her şey teker teker çıkıyor. Doların bu seviyeye geleceğini üstüne basa basa söyledim, nedenleriyle söyledim. Bugüne kadar bu seviyelerde kalması bile mucizeydi zaten ve nitekim yükseliş eğilimini adım adım devam ettirdi. Şimdi de söylediğimiz seviyelere doğru emin adımlarla ilerliyor. Göreceksiniz altının onsunda da aynı tablo olacak. 3-5 ay sonra 2500 dolar civarında bir altın ons değeri görürseniz hiç ama hiç şaşırmayın. 800 lira ile 1000 lira arasında bir gram altın fiyatı görürseniz hiç ama hiç şaşırmayın arkadaşlar. Çünkü bunlar artık güçlü ihtimaller haline geldi. Peki gümüşle ne olacak? Altın nasıl yükselecekse gümüş de ona paralel olarak yükselecek. Gümüş yatırımcılarının tek yapması gereken sakin olmak ve beklemek arkadaşlar. Bunu yaptığınız sürece hiçbir şekilde kaybetmeyeceksiniz. Sterlin yatırımcıları, sterlin de yükselmeye devam edecek. Bakın sterlinde hafif bir geri çekilme yaşandı. Hemen birileri panikledi. Ne dedim sizlere? Merak etmeyin, sterlin yükselmeye devam edecek çünkü dolar yükseliyor dedim. Nitekim tekrar bugün sterlinin yükseliş eğilimine girdiğini gördünüz. Sterlin de kendisini 10 liranın üzerine atacak. Dolar 7.80'e gittiğinde sterlin artık 11 liraları zorlamaya başlayacak arkadaşlar. Devalüasyonist bir etkiyle doları 14.15'te gördük. Sterlin nerede olur? 20 liraları zorlayan bir sterlin görürüz o zaman. Peki euro ne olur? Euro da 18-19 bandında olur arkadaşlar. Yani sadece dolar tek başına yükselmeyecek. Bütün para birimlerine karşı Türk lirası değer kaybedecek. Onun için pozisyonlarınızı bozmayın, bekleyin ve sakin kalın. Her zaman söylediğim gibi kahvenizi yudumlayın, keyfinize bakın arkadaşlar. Evet, bu videomuzu da tamamlıyoruz. Duyurumuzu bir kez daha yapalım. Blok zincir, kripto paralar ve Bitcoin. Doktor Vedat Güven ve sevgili Erkin Şahinöz'ün kitabı. Bu kitabı sizlere hediye ediyoruz arkadaşlar. Kargo ücretini de biz ödüyoruz. Sizin yapmanız gereken tek şey katıl butonuna tıklamak. Eğer katıl üyesi değilseniz katıl butonuna tıklayacaksınız. Oradaki üyelik alanlarından herhangi birisine üye olmanız yeterli. Bizim kanalımıza bu şekilde destek veriyorsunuz. Biz de size küçük bir hediye veriyoruz. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.